Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Atıf. Burası benim oyun kanalım. Bugün seninle beraber Euro Truck Simulator 2'de karış karış Anadolu serimizin ikinci bölümüyle karşıdayım. Kırklareli'nden İstanbul'a gideceğiz. Yolumuz oldukça uzun. Şöyle hemen işaretlememizi yapalım. Temin yapmadık. Şu İstanbul merkezine doğru şöyle bir işaretleme yapacağım ama hani otogarı bulursam direkt otogara gireceğim. Otogarın nerede olduğunu bilmiyorum. Ana cadde üzerindeki levhaları takip edeceğiz. Otoyol üzerindeki, umarım herhangi birisi denk gelebiliriz arkadaşlar. İçerideyim. Motorumuzu bir çalıştıralım. Güzel. Kapılarımızı kapatalım. Molamız bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir de şöyle bir ara durak anonsu verelim. Sayın konuklarımız, aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli, rica olunur. Bismillah diyoruz ve uzun yolculuğumuz başlasın. Yaklaşık olarak 200 kilometre civarında bir yolumuz var bugün. Şöyle yapalım. Hani otobüsler şeyden ayrılırken, mola yerlerinden ayrılırken bir havalı kornaya basarlar. Hadi afiyet olsun hepinize. Biz yola gidiyoruz. Yolumuz çok uzun. Çayımı da getirdi. Çayımdan da bir yudum alayım şöyle. Hemen kontrollü bir şekilde çıkış yapacağım. Gerekli kontroller sağlandı. Yol serbest ve biz de artık yola çıkabiliriz. Navigasyonu siz de bu şekilde görebilirsiniz. İleriden U yapacağız. Biraz fazla yolun ortası durduk ama. Hadi bakalım. Geniş açıyla dönersek rahat ederiz. Başlangıç anonsumuzu da verelim ve akabinde uzun yolculuğumuz start alsın dostlar. Şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar önemli verecek nokta burası. Eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz, siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. İyi yolculuklar dileriz. İyi miyiz millet? Yolda yeni başladık ama herkes uyuma modunda. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Evet. Emniyet kemerlerimizi takalım. Sert bir fren oldu bu. Tamam. Otobüsün amortisör sistemleri bile çok hoşuma gidiyor ya.
Yine yaptık artistliğimizi, gidiyoruz. Tamam, sağ kulvar serbest. Şöyle bir sol çekelim. Muavin, ne yapalım, bir ikram servisi patlatsak mı, ne dersin? Bir de ikram yapalım. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Evet. Afiyet olsun. Modellemeler güzel olmuş Öral Web'de. Kavaklı tarafından şu anda çıktık. Yaklaşık olarak bir 150 kilometrelik bir yolumuz mevcut. Yavaş yavaş ilerliyoruz zaten. Ben dayanamayacağım. Tünele girince bir havalı koronu daha patlatırım. Hız limitini açtık. Tamam. Keskin bir virajımız var. Dönüşümüz var bizim burada. Bak ben dönüyorum, yavaş. Yavaş. Heh. Tamam. Otoyola gireceğiz şimdi, otobana. Camı kapatayım da çok gürültü yapmasın yine. Oha. Aynalar geçmiyordu değil mi ya? Ya. Oho, oh vallahi durduk yere patlattık arabayı ya. Tüh. Sırada çok fazla kaza yapmaya başladık. Fernbus'ta da en son müthiş kazalar zinciri peş peşe gelmişti. Şu sinyal sesini de çok seviyorum ya. Birebir aynısı olmuş. Bir kez daha oyuncuyuz biz ekibine teşekkür etmek lazım. Gerçekten müthiş bir emek var. Çok güzel bir otobüs olmuş. Yavaş. Yavaş. Nereye geliyorsun? Yavaş. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Evet. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Zorunlu. Takmanız lazım.
Dostlar umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer şayet videolardan memnunsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp yanındaki çanı da bir kere bızıklarsanız çok mutlu olurum. Çok memnun olurum. Yol çok müsait. Ama hızımız sabit. 90'la gidiyoruz. Çünkü ne zaman hız sınırlarını açsam ben mutlaka ceza yiyorum. Tekirdağ Keşan, 58 kilometrelik bir yolumuz kaldı İstanbul'a. Bazen renderlama sorunuyla karşılaşıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Bak gerçekten hiçbir şey yapmadım yine. Abi en az zararla atlatalım diyor uğraşıyorum ve her defasında adam bir şekilde bize vurmayı başarıyor ya. Hadımköy İstanbul tarafından gıdım gıdım yaklaşıyoruz şu anda İstanbul'a. Sadece sağ tarafı görmekte birazcık sorun yaşıyorum. Onda da zaten maalesef buradaki harita aynalarımız çalışmıyor. Havalı kornaya ben bayıldım ya. Çok güzel havalı korna. Bak yine kasıyor. Bu kadar kasması normal değil aslında ya. İstanbul keşfedildi. Yeni bir başarım ilerlemesi. Balkan kaşifi. Konuşamadım. Bu dayılar burada yine bir hatta yemişler. Ceza kaza yapmışlar. Ya buralarda kasıyor, konuşmuyorum bilerek. Oyun ciddi olarak kasıyor yani. Hiçbir sıkıntı yok. Çok sağlam bir oyun bilgisayarım var ama oyun anında böyle bazı saçmalıklar yapabiliyor. Bu da benim canım sıkmaya başladı artık. Buna bir çözüm bulmam lazım. Bir inceleyeyim bakayım. Altyapısında ne gibi bir problem var da bize bunu yaşatıyor bu oyun. Şu anda normalde biz İstanbul'a girdik ama ben bir otogarı bulmaya çalışacağım. Otogarı var mı acaba? Hiç oraya hiç dikkat etmedim. Tabelalara da bakıyorum aynı zamanda. Esenyurt Avcılar Beylikdüzü. Devam. İstanbul'a hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. EDS. Tamam biz İstanbul tabelesine doğru devam. Esenyurt Avcılar tarafında işimiz yok. Tamam. Tamam, Kantar'a girmemize gerek yok. Ben şuradan en sağdan şöyle
94 euro. Aman Allah'ım. Atatürk Havalimanı Avcılar tarafı var ileride. O... Bunun adı neydi ya? Unuttum bak. Bir AVM'ydi bu ama. İki telli Başakşehir devam. Bizimle bu tarafa doğru gidelim bakalım. Cidden fark ediyorum. Kasma yapıyor. İnanın hiçbir şey yok şu anda. Son 2-3 bölüm, 2-3 bölümden beri bazı noktalarda oyun ciddi kasıyor ve bu canımı sıkmaya başladı. O videodan sonra bir operasyon yapacağız. İstanbul içerisindeyiz şu anda. Otogara bulursak otogara bir giriş yapalım. Beşiktaş tarafına benzetiyorum buraları ama. Anadolu yakası geçtik bile valla. Müsait bir benzin istasyonunda, yani şu karşı taraftaki olabilir. U yapabilir miyiz bilmiyorum. Helikopter mi la o? Valla helikopter galiba. Şuradan bir kıvrılalım bakalım bir ne yapabileceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü tarafı var ama oraya kadar geçmeyelim artık. Müsait bir yerde biz bu bölümümüzü sonlandıralım. Otogarı maalesef bulamadım. İstanbul'da yine bir şeyler oluyor. Çok fazla hareketlilik var. Tepede de helikopter var. Burası neresi çok merak ettim. Bu kadar yeşillik nerelerde kalmış acaba İstanbul'da? İlk müsait olduğu yer. Çok fena sapıttı şu anda oyun. İnan oyun zevkimi sıfır indirdi şu anda ya. Hayret bir şey. İstanbul Havaalanı'na doğru yol gidiyor şu anda. Biz ilk benzin istasyonunda ya da ilk benzin istasyonunda hem mola verelim hem de bölümümüzü sonlandıralım. Videoyu renderlerken, yani şeyi, oyunu renderlerken sorun yaşıyorum. Şaka maka Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru geldik. Yolcularla beraber İstanbul keyfi. Otobüsle beraber yaldır yaldır her yola girdik. Geziyoruz, dolanıyoruz. Ne yaptığımız belli değil. Serseri mayın gibi. Bak buralarda da render hatası vermesi lazım aslında ama vermiyor. Orada bir sıkıntı oluyor. Ne oluyorsa işlemekte ve kaydetmekte sıkıntı yaşıyorum ve oyun kasıyor. Normalde oynarken kasmıyor. Yani bir sürü oyun oynuyorum şu anda ben bu bilgisayar. Sadece ETS değil. Oynamış olduğum hiçbir oyunda işte FIFA'sından PES'ine işte Call of Duty'sinden PUBG'sine varıncaya kadar hiçbirinde kasma yok ama bulacağız bakalım problemin nereden kaynaklandığını. Sağdan bir araba geçti maşallah. Bu yol bitmeyecek anladığım kadarıyla. Biz bir mola yeri bulalım kendimizi oraya atalım. Yolda da bir tane mola yeri görünmüyor ki arkadaşlar. Haritaya da bakıyorum sağ taraftan. Göz ucuyla. Polis abi de yalnız sağdan yardırdı geçti.
Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Uf. Boğaz Köprüsü çok güzel görünüyor. Neyse, Yavuz Sultan Selim'den de geçmiş olduk böylece. Yani buradan da geçmedik demeyiz arkadaşlar. Bunu bir kenara not alın. Oh, hızlı ilerleme yaptık. Önümüzde polis varken sürat yapıyoruz. Tamamdır. Müsait bir yerde sağa çekeceğim ve sayın konuklarımız, 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Şöyle dağın başında idol dörtlerimizi yakalım. Kapılarımızı açalım. Tam da burada durduk. Evet dostum, bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutma. Kanala aboneysen abone ol butonuna tıklayıp gelebilirsin. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde karış karış Anadolu serimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.